Ömer meydanlarda yok. Nerede acaba dersin muhtar ha? Banyoya gitti. Damatlık kolay değil. Tıraşını olup neredeyse gelir. Elif, senden iyisi yok. Bir an evvel benimki de askerden dönse de biz de evlensek. Zaliha kardeşim, nerelerdesin? Sabahtan beri yoksun ortalıkta. Benim en mesut bir günümde böyle mi yapılır? Sana o kadar ısrar ettim Elif. Evlenmiş şu Ömer çıplağı ile. Sen çıplak, o çıplak. Nasıl geçinir, nasıl karnınızı doyurursunuz? Vazgeç. Halil ağam da seni çok sever. O da seninle evlenmek istiyor. Gel Halil ağama var. Para, pul, tarla, her şey var. Para içinde yüzersin kardeşim. Ha, ne dersin? Ömer'imi ne kadar çok sevdiğimi biliyorsun Zaliha. Artık onunla da evleniyorum. Senin böyle bir teklifte bulunman doğru mu? Çağırtmasın ağa, bir emri mi var? Gel bakalım muhtar. Seninle konuşacaklarım var. Otur şöyle. Ne emrin varsa söyle, hemen halledeyim. Sana istediğin kadar para. Ömer'in düğün işini bozacak, evlatlığın Elif'i bana vereceksin. Elif'i çok severim, bilirsin. Sonra para pul da bende kıyamet gibi. Ben şehirdeyken bir hata işleyip kızı benim yanımda çalışan o sığırtmaça vermişsin. Benim kızınca neler yapabileceğimi bilirsin, değil mi? Bilirim, bilirim bilmesine ama Halil ağa, söylediğin şeyin yapılması imkansızdır. O iş oldu bitti. Kız oğlanı sever, oğlan kızı sever. Artık everdik gitti, ne yapsam boş. Ben kızı Ömer'e verdim. Hadi eyvallah. Muhtar! Düşün, son sözün bu mu? Elif'in uçtu ağam, herif verdi kızı. Ben sağken zor verir. Ben karar elim. Tepem attı mı ne yapacağımı bilirsin. Bilirim, bilirim ama çoktan geç kaldık derim. Henüz geç değil. Sen şimdi bir de o Ömer denilen iti bul. Onunla konuş. Para teklif et, vazgeçsin bu işten, hadi! Emret abi, Selim'le birlikte Elif'i de kaçıralım bu gece, he? Evet abicim, hemen, gerdiğe girmeden kızı kaldıralım. Kendi gelmeyen avradı kaçırıp da Kara Halil zorbalıkla gerdiğe girdi dedirtmem. Önce kendi gelmeli. Ama eğer bu iş bugün halledilmezse, o Dadaloğlu kulunu ayaklarıma kapandıracağım. Kimsin? Bırak beni, bırak, göremiyorum! Sen ha, sen! Ne arıyorsun burada? Bilmiyor musun ne aradığımı da hala soruyorsun? Sana aşığım, aşık, anlıyor musun? Deli gibi seviyorum seni! Deli misin Zaliha sen?
Ben Elif'le evleniyorum bugün, biliyorsun. Hem sen benim bacımsın. Ben seni hep o gözle görürüm. Aptal! Ne bacısı? Elif benden güzel mi sanki? Alt tarafı çıplak bir muhtarın evinde besleme! Sen de beş parasısın, o da beş parasısın teki! Evlenip de ne yapacaksın? Açlıktan nefesiniz kokacak! Halbuki beni alırsan paraların içinde yüzeceksin! Çekil! Senin bu yaptığın ayıptır! Hem üstelik Elif'in çocukluk arkadaşısın! Çekil diyorum sana, çekil! Seni seviyorum! Senin ateşini ancak bu su söndürür! Demek öyle dedi. Eğer bu düğünü de senin başına yıkmazsam, bana da kara Halil demesinler Dadaloğlu Ömer. Böylece yedi köye rezil etti bizi. Irgat Ömer kara Halil'in elinden kız aldı diyecekler. Bir şey dedirtmem ben. Eğer istersen ağam hemen ha? Dur hele, acele etme. Bir kere de ben konuşayım. Eğer gene itiraz ederse... Gelmiyor musunuz kardeşler? Hadi gidelim. Benimle zıt mı gidiyorsun lan? Bilmiyor musun benim Elif'te gözüm olduğunu? Kara Halil bir kıza göz dikince kapısındaki yanaşma ona bakmaz. Sen ne biçim konuşuyorsun Kara Halil? Biliyorsun ki biz Elif'le evleniyoruz. Bundan böyle Elif benimdir. Aramıza kim girerse yakarım çırasını. Bunu kafana yerleştir. İdris! Sen halledeceksin. İstersen ben de gideyim abi. Lüzum yok. Yürüyün gidiyoruz. Thank you.
Bileyim mi? Ha. Berberi vurdular, berberi vurdular. He. Kim vurdu? İdris. Neredeler? Nerede? Aşağıda, büyük ahırın önünde Ömer abiyle kavga ediyorlar. Gidelim. Oradalar. Seni düşmesini! Anam! Halil'a! Halil'a! Bir adamı temizleyemedin İdris. Al şunu, vur hadi. Duran! Duran! Duran diyorum size! Beni öldürmek isterken birini vurdu başefendi. Mutlaka kara halini teşvik etmiştir. Ömer doğru mu söylüyor İdris? Halil ağa! Halil ağa! Halil ağa! Kumandan! Evet, doğrudur. Anlaşıldı. Yürüyün bakalım. İkinize tevkif ediyorum. Aa! Bugünü unutma Dadaloğlu. Hadi sen de yürü. Yine görüşeceğiz Dadaloğlu. Bir dahaki sefere bu kadar ucuz kurtulamayacaksın. Yürüyün. Üzülme Ömer. Aldırma böyle şeylere. Hadi, Elif seni bekliyor. Gel bakalım Zeynep, artık kocaman kız oldun. Öp de işim rast gitsin. Ben de seni öpeyim. Akşama bana neler getireceksin babacığım? Ne istersen getireceğim yavrum. Öyleyse çabuk gel beni gezdir babacığım. Ata binmek istiyorum. Anneciğim! Babanı rahat bırak kızım, işe geç kaldı. Olur anneciğim. Hadi Ömer'im, geç kalıyorsun. Al Asma'yı. Hey, Kara Halil çıktı! Kara Halil geliyor! Al Asma'yı. Güle güle. Kara Halil hapisten çıktı! Halil ağam hapisten çıktı! Halil ağam geliyor! Kara Halil geliyor! Allah kahretsin! Pis herif, ne oldu? Ağam hapisten çıktı! Geliyor, ağam geliyor! Demek Kara Halil üç sene sonra tekrar geliyor. Ömer'e tekrar geliyor. Saldırır mı? Geçti o devir efendiler, geçti! Artık köyde eşkıyalık meşkıyalık yok. Herkes namusuyla yaşayacak. En ufak bir hareketinde hemen adamı içeri atarlar. Salih ağa, Selim çıkın, hey! Toplanın, Kara Halil çıkmış! Kara Halil geliyor! Ne oldu Kadir, anlatsana! Ağam çıkmış, arabaya binmiş, geliyormuş. Durmuş da şehirden kasabaya haber salmış. Hadi, hemen karşılamaya gidiyoruz. Hadi arkadaşlar, yürüyün! 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 Geçmiş olsun ağam. Sağ olun. Üç sene bu, dile kolay. Zaman nasıl geçti bir ben, bir de Allah biliyor. Ama üzülmeyin. Artık her şey bitti.
Kara Halil döndü. Eğer bu üç senenin acısını Dadaloğlu'ndan çıkarmazsam... ...bana da Kara Halil demesinler. Ne yapacaksın ağam? Görürsün şimdi. Kadir! Buyur ağam. Emret uğruna öleyim. Şimdi hemen o Dadaloğlu Ömer itini yakalayıp çiftliğe getirin. Onunla kozumuzu paylaşacağız. Peki ağam. Merhaba Ömer. Merhaba. Hayrola, ne istiyorsunuz? Kara Halil döndü. Ne olmuş döndüyse? Bir şey olacağı yok. Senin için önemli olmayabilir. Ama benim için önemli. Ne de olsa abim. Seninle görüşmek istiyor. Değil mi Django? Evet patron. Bağlayın atın arkasına. Sürüye sürüye götürelim. Dadaloğlu Ömer Bey! Artık karşı karşıyayız. Bakalım gene o günkü gibi cesur musun, söyle! Vay deyusun piçi vay! Demek bana karşı gelirsin! Şimdi seninle görüşürüz! Acımayın! Yedersin namusunu! Bırak! Doyurum diyorum size! Acımayın! Bana ha, bana! Namussuz seni! Bana! Bırak, bu ders ona yeter! Doğru, ölecek neredeyse! Kadir! Buyur abi! Götürün bunu köy yoluna atın! Peki abi! Selim! Sen de bütün civar köylere haber sal! Bu iti kimse tarlasında, çiftliğinde çalıştırmasın! Açlığından ölsün! Hadi durmayın! Peki abi! Seninle tekrar görüşeceğiz Kara Halil. O zaman hesabımız zorlu ve kesin olacak. Hesabı zorlu ve kesin olacakmış. Enayiye bak ha. Anneciğim, babam niye hala gelmedi? Gelir kızım, ancak biliyorsun yolu uzak. Her çocuk babasının yolunu benim gibi bekler mi anneciğim? Tabii yavrum! Her küçük kız senin gibi babasının yolunu dört gözle bekler! Ah! Ömer! Ömer'im, ne oldu sana? Babacığım, canım babacığım! Ne oldu sana? Kara Halil hapisten çıkmış. Kardeşleriyle beraberdi. Elleri kırılasıca nasıl kıydı sana Ömer'im? Ne ister bizden, niçin rahat komaz bizi? Hemen sıcak su yap, sırtım fena sancıyor.
Babacığım, dur yaramı sileyim. Haşmet dede. Merhaba Dadalı oğlu. İş arıyorum, var mı? Ah oğlah! Bilmez misin ki Kara Halil bütün bu köylere iş sürmüş, adam salmıştır. Bir tek Allah'ın kulu çıkıp da seni çalıştırırsa, onu bu köyden yok ediyorlar. Senin için bir tek çıkar yol vardır, o da kasabaya inip orada bir iş tutmaktır. Orada bir balıkçı Osman var. Git ona, Haşmet dedenin gönderdiğini söyle, seni hemen işe alacaktır oğul. Sağ ol Haşmet dede, bu iyiliğini unutmayacağım. Güle güle oğul. Ye! Ye! Vay canına! Demek kasabaya iniyorsun Dadalı oğul. Kasabaya gidecekmiş. Gitsin. Gitsin de görsün Kara Halil'in kim olduğunu. Orada da rahat koymayacağım onu. Zaliha. Buyur ağa. Hemen köye in. Herif ne zaman inerse bana haber getir. Olur ağa. Bir müddet ayrı kalmaya mecburuz. Size oradan para gönderirim. Biraz para biriktirince ben de dönerim. Ömer'im benim. Hasretine nasıl dayanacağım? Baba bana yürüyen at alacak mısın? Tabii yavrucuğum. Küçücük minnacık bir at alacağım. Öyleyse git babacığım. Sen annemin ağlamasına bakma. Ben onu sustururum sen gidince. Ağlama anneciğim, babam yine gelecek. Evim, namusum, kızım, her şeyim. Evvelallah, sonra sana emanet muhterem. Gözün arkada kalmasın oğlum. Senin evin namusun demek, benim evim namusum demektir. Kimse bir şey yapamaz onlara. Sağ ol muhterem. Hakkını helal et. Hadi Allah'a ısmarladık küçük kafacan. Sakın yaramazlık yapıp anneni üzme. Sen hiç merak etme babacığım. Eyvallah muhterem. Güle güle. Üzülme kızım, Allah kavuştursun. Bir arzun olursa bana bildir. Sağ ol muhtar emmi.
aleyküm baba. Ha? Ve aleyküm selam evlat, hoş geldin. Hayrola, bir istediğin mi var? Yoksa birini mi ararsın? Ben çiftelerden geliyorum. Haşmet de gönderdi. Ha, şu bizim Haşmet'ten geliyorsun demek. Anlat delikanlı, sende havadisler boldur. Haşmet'i hep iyidir görmedim, nasıldır bakalım? Çok iyidir. Yalnız... Yoksa evlat, başına bir şey mi geldi? Yo yo, başına bir şey gelmedi de... Yalnız ben iş arıyorum. Eğer yanınızda iş varsa çalıştırsın dedi. O ne demek oğlum? Tabii tabii derhal. Haşmet seni gönderdikten sonra memnuniyetle. Bir kızım var. Adı Hatice. Burada kendi halimize geçinip gidiyoruz. Sen de maşallah sağlam delikanlısın. Kırım gibisin. Sabahları balığa çıkarsın. Burada iş iyidir. Çok balık tutarsan çok para kazanırsın. Ben artık ihtiyarladım. Balık filan tutamıyorum. Hatice! Peki. Gelin benimle. Söylediğim gibi. Kimse çıt duymamalı. Bütün iş sende Zaliha. Eğer vaziyeti iyi idare edersen... ...kimseye çaktırmadan iş oldu demektir. Merak etme ağam. Biliyorsun, senden fazla benim hıncım var. Aferin. Hadi bakalım. Kadir, göreyim seni. Göreceksin. Dereyandan kıl çeker gibi halledeceğiz evvelallah. Sizi yukarıda ahırda bekliyorum. Kim o? Benim kızım, muhtar emmin. Bir dakika, geliyorum muhtar emmi. Buyurun muhtar emmi. Eve gidiyordum da, belki bir şeye ihtiyacım vardır diye bir uğradım kızım. Sağ ol muhtar emmi, şimdilik bir şey istemem. Peki öyleyse kızım. Hadi, iyi geceler evladım. Sana da muhtar emmi, iyi geceler. Geldin Zaliha. Buyur otur. Evde canım sıkıldı. Ömer'in kasabaya indiğini duydum. Elif'in bir hatırını sorayım dedim. İyi ettin. Benim de canım sıkılıyordu. Dur bir çay getireyim de içelim. Dedenin gönderdiği yerde çalışıyor. Hmm.
Elimden kim sağlamaz artık. Senelerdir bu günü bekliyordum. Çaresini akmak lazım. Yoksa? Hayır canım. Sadece ortadan yok etmek için bir çare bulmalı. Anneciğim! Hem sonra bu karı çok bağırıyor. Eğer onun burada olduğunu duyacak olurlarsa hepimizin sonu iptir. Başında nöbet tutarız ağam. Nöbetle susacağa benzemiyor. Başka bir çare bulmalı. Çocuğu saklarsak belki susar. Onu görmek için her şeye katlanır. Kadın olduğu için çocuğu uğruna yapamayacağı şey yoktur. Doğru. Bu güzel fikir. Çocuğu nereye saklayacağımı biliyorum. Bir sürprizim var. Çocuğun babasına da bir oyun oynamak lazım. Allah Allah, kalkmadı herhalde. Sonra uğrarım. Al, bir şeyler ye. Bütün bunları bana nasıl yaptınız Zaliha? Hiç mi vicdanın sızlamadı? Hiç mi üzülmedin? Ben sana ne yaptım ki? Çok konuştun! Hadi zıkkımlan da seninle yatacağım. Ne olur bana kızımı gösterin. Yavrum nerede? Zeynep'ime ne yaptınız? Bir kerecik olsun onu göreyim. Hiç merak etme. Çok emin bir yerde. Sıhhati de emniyettedir. Sen bana ne kadar iyi davranırsan, ben de kızına o kadar iyi davranırım. Hadi! Hayır! Ömer'im gelince bütün bunlara pişman edecek seni! Alçak herif! Hayır! Hayır! Seni bekliyordum sevgilim. Nasıl çıktın sen? Nasıl serbest bıraktılar seni? Onlar serbest bırakmadılar ki, ben çıktım, canım sıkıldı. Ya!
İdris sen ha! Şey ha! Ulan iki oğlu it, geberteceğim seni şimdi ha! Kadir, bekle, zamanı var! Geberteceğim ulan! Dur Kadir ha, vurma! Hapisten kaçtım ve geldim! Gene beni koruyun, ne isterseniz yaparım! Ne isterseniz yaparım canım! O gün bir hata ettim! Ömer'den çok korkmuştum! Onun için konuşmaya mecbur oldum! Boş ver! Şimdi o günleri hatırlatma bana! İyi oldu bir bakıma geldiğinde! Gel, atla ata! Söyle! Sana bir sürprizim var! Çok beğeneceksin! Say mı? Hoşuna da gidecek! Elif! Elif, kızım! Elif! Elif! Vay canına! Sana şimdilik avans. Bundan sonra kasabaya ineceksin. Orada Ömer balıkçılık yapıyor. Onu temizleyeceksin. Sonra dönüşünde seni Zaliha ile evlendireceğim. Ömrünün sonuna kadar seni para içinde yaşatacağım. Tabii ağam, tabii. Derhal, hemen o herifi temizlerim. Sen hiç merak etme. Korkma. Giderken yanına iki adam veririm. Yalnız değilsin. Hadi bakalım. Şimdi işini gör. Kara Halil, yavrumu ver bana. Bakamazlar, ölü verir bir çare yavrum. Sabahleyin gittiğimde de kapı duvardı başefendi. Belki çalışıyordur diye aldırış etmedim. Ama akşam gidince kapının aralık olduğunu fark edip ittim, içerisi darmadağınıktı. Belki çalışmaya gitmiştir tarlaya, bu kadar kötü düşünme muhter efendi. Hele tarlaya bir haber saldım, bir bakıp gelsinler. Eğer orada yoksa çıkarım, sen üzülme. Yanında bir kız var. Hemen temizleyelim. Acele etmek yok. Yanına gidelim. Yok. Onu kedi gibi oynatacağım. Nereye girdi? Hadi arayın! (Gülüyor)
Allah Allah! Kim bu adamlar acaba? Bilmem, birden ateş açtılar. Herhalde önceden birbirlerini tanıyorlar. Allah vere de, Allah vere de Ömer'e bir şey olmasa. Yapma, 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 dur. Burada beni nasıl buldun, niye geldin, söyle! Dur, söyleyeceğim! Ben partiyi kaybettim. Ama senden öcüm kat kat alınmış oldu. Öcün mü alındı, kim aldı, niye aldı, söyle! Nasıl aldı? Önce evden başlayalım. Halil evden karını kaçırdı, karını kaçırdı. Ne diyorsun ulan, söyle, konuş, konuş! Hadi! Dur, daha bitmedi. Karını, Halil dahil bütün kardeşlerim üzerinden geçti. Yalan! Yalan söylüyorsun! Hayır! Yalan! Yalan! İnanmıyorsan git gözlerinle gör! Ben bile karımla yattım! Ben! Yalan! Ben. Yalan! Yalan söylüyorsun! Yalan! Haber vermeliyim. Ömer oğlum, hoş geldin. Karımı ve kızımı aramaya geldim muhtar. Onları sana emanet etmiştim, neredeler? Ömer evladım, vallahi dün geceden beri ben de onları aratıyordum. Halen jandarmada aramakta. Ne olduğunu biz de bilmiyoruz. Siz bilmiyorsunuz ama muhtar... Ben gayet iyi biliyorum. Şimdi onu kaçıranlardan intikamımı almaya gidiyorum. Hem ona hem de ona kötülük edenlerin cezalarını ellerimle vermeye gidiyorum. Ya! Bir haber var mı? Dadaloğlu döndü. Demek döndü. Güzel. Ne yapacağız şimdi? Mutlaka buraya gelir. Demek İdris'i temizledi. Temizleyeceğini biliyordum. Çünkü İdris'in onu öldürmesine imkan yoktu. Ömer İdris'ten çok daha cesaretli ve kuvvetlidir. Gözünü budaktan esirgemez.
Öyleyse şimdi hiç korkmadan bizim üstümüze gelecek. Evet. Hem de bu sefer hepimizi öldürmek için. Bir şeyler yapmamız lazım ağam. Hiç olmazsa canımızı kurtarmak için onu tuzağa düşürelim. Silahına davranmadan temizleyelim. Korkmayın bu kadar. Onun için çok güzel bir tuzak hazırladım. Ondan çok büyük bir öç alacağım. Şimdi beni iyi dinleyin. Zaliha. Buyur ağa. Bekliyordum Ömer. Niye geç kaldın? Hadi Ömer gel. Durma. Senin ateşinle yanmak istiyorum. Niye durdun Ömer? Soyunsana. Gir koynuma. Artık karın da yok, bekarsın. Hadi. Elif abim kaçırdı. Bizim Kızılkaya'daki ağara kapattı. Sana da tuzak kurdular. Eğer gidecek olursan seni temizlerler. Oh be! Hepsini temizlemeye gidiyorum dedi ve gitti. Öyleyse o doğru Halil'in çiftliğine gitmiştir. Hemen hareket etmeliyiz. Acele etmeyin, yaklaşsın. Şunlarla delik deşik edeceğiz. Ah!
Herifi ateş ettik, yok oldu. Sihirbaz mıdır, nedir bu herif ya? Belki herifin ceplerinde bomba vardı. Kes lan saçmalama hıyara! Gelin de herifi arayalım. Buradayım Karahalli'nin köpekleri! Atın silahlarınızı! Kıpırdamayın, beyninizi delerim! Atın silahlarınızı ulan! Sen de! Karahalil'in köpeği! Karım nerede? Konuş! Konuş yoksa gebertirim! Kızılkaya'da... Abim onu... kapattı! Hepimizi üzerinden geçirtti! Beni ekart ettin ama... Selim'e edemeyeceksin! O da tuzak hazırladı sana! Öyle mi? Öyle mi? Selim'le görüşeceğiz! Yürü! Yürü, Selim'le görüşeceğiz! Ne oldu? Çabuk Kızılkaya'ya gidin! Ömer orada abimlerle! Çabuk olun, ne olur! Gidelim! Herif hala gelmedi patron! Belki Kadir hesabını görmüştür. Bekleyelim patron! Hesabını görse bile bize nasıl olsa haber gelir. Hadi, geç yerine bekleyelim! Herifi temizledik, yürüyün! Çevirin şunun pis suratını! Abi! Seni mi vurduk biz? Geliyor! Beni fena hırpaladı! Sıra sizde! Hepinizi temizleyecek! Koş, Halil abime haber ver! Kadir! Abi! Abiciğim! Abiciğim! Abiciğim, intikamını alacağım. Thank you.
dışarı! Namusumu temizlemeye geldim. Dadaloğlu, demek buraya kadar geldin. Çek git buradan! Karın artık kahpe oldu. Senin namusundan çıktı. O artık benim ve kardeşlerimin malı. Onun üzerinde hiçbir hakkın yok senin. Onu en sonunda bütün köyün malı yapacağım. Konuşmayı kes Halil. Karımı ve çocuğumu geri almaya geldim. Kolla kendini! Suyunu ısındı artık. Kaç bakalım Dadaloğlu. Şimdi yeni sürprizimi göreceksin. Bakın. Evet aşağıda. Hadi inelim. Şu hale bak baş efendi. Bu Kara Halil'in kardeşi Selim. Vay canına, Ömer mutlaka Kızılkaya'ya gitti öyleyse. Hemen gidelim. Sen bunu karakola götür, zaptını tuttur. Baş üstüne. Ah!
Söyle! Söyle! Karım çocuğum nerede? Karın kulübede. Çocuğunsa çok emniyetli bir yerde. Ama istersen sana çocuğunu göstereceğim. Bunun için bazı şartlarım var. Neymiş şartın? Ne? Bilirsin, çocukluktan beri senden üstün olmayı isterdim hep. Fakat sen her yarışta beni geçerdin. Seninle yarış yapacağız. Eğer bu sefer de beni geçersen, çocuğu sana göstereceğim. Mağlubiyeti kabul edeceğim. Hiç olmazsa ölmeden evvel bir kere seni yeneyim. Kabul. Sırayla ateş edeceğiz. Kim sepetin üstündeki limon kabuğunu vurursa, o yarışı kazanacak. Kızımı görmek için her şeye razıyım. Niye gülüyorsun? Ver kızımı! Vereceğim! Vereceğim tabii! Önce sen sepetin içine bak! Kızımı ver! İndir şunu! İndir! Hadi, içine bak! Zeynep! Zeynep'im! Yavrum benim! Kızım! Yavrum! Kızım. Elimdesin Dadaloğlu! Artık seni elimden hiçbir kuvvet kurtaramaz! Öldüreceğim seni! Sen acı benim Ömer'ime. Ömer'imin bileğine kuvvet ver Allah'ım. Yavrum. Geberteceğim. Kahpelik ettin bana. 10 kişinin altına yattın. Ömer! Ömer! Yürü! Yürü diyorum sana! Ne olur, ne olur yapma Ömer'im, yalvarırım. Bak! Zeynep'e bak!
Zeynep'im! 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 Bırakın! Ah! Ah! Öldürün! Öldürün beni! Ah! 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 Neden ateş etmedin? Artık beni tevkif ederler Elif. Mahkemede veya herhangi bir yerde ırzına geçtiklerini... ...onları bunun için öldürdüğümü kimseye söylemeyeceksin. Sen alnı açık gezmelisin. Söz ver. Kimseye söylemeyeceksin. Söz ver Elif. Söz Ömer'im, söz. Ömer! Ölüm aradı bana... Seni tevkif ediyorum Ömer! Bunları sen mi öldürdün? Gidelim başefendi. Hepsini ben öldürdüm. Cezam neyse çekmeliyim. Sebep neydi Ömer? Neden öldürdün? Bir gün yine gel. Akıbet olursun, koymazsın dizi. Gidelim. Var git ölüm, var git. Ölüm var ki... ...bir gün... ...çıkıp boz kurtulan... Eşimle dostumla buluşamadım. Var git.